uzun bir süre konuşma Tuna. Hayır, yani uzatmayayım diyorum. Yani hakikaten kapatayım diyorum ama yani abartıyorsun biraz, kusura bakma. Abartıyor yani. Muyum? Ben mi abartıyorum? Sen abartıyorsun Gönül, yok ki bu. Neyi şey... abartıyorum ya? Ama yani saçmalıyorsun Gönül, yani bunu bu kadar şey yapacak bir şey yok ki yani. Ya hakikaten ben de bozuluyorum ama yani ya. Bozul, sen bozul. O yani. Neyse tamam, tadımız kaçmasın artık, Allah'ını seversen yani kapat şu konuyu, rica ediyorum. Hayır, kapatmıyorum, kapatmıyorum. Uzadığı yere kadar uzayacak. Kapanmayacak bu konu. Şey izliyorum. Öyle mi? Ben de bunu izliyorum. Sen bunu izlemezsin ki Gönül. İzliyorum. Çok ilgimi çekti. Çok enteresan bir şeymiş. İzleyeceğim. Karışma bana. Ayrıca ben seninle konuşmuyorum ki. Ben seninle konuşmuyorum Gönül. Baba. Hı? Şey, arkadaşlarımla kahve içmeye çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Benim için bir sakıncası yok. Gönül ablana da sor. Onun için de bir sakıncası yoksa gidebilirsin. Gönül abla, senin için de bir sakıncası yoksa arkadaşlarımla kahve içmeye çıkabilir miyim? Çıkabilirsin canım ama geç kalma. Tamam. Anne ya, ben de Game House'a gidebilir miyim? Merve ile döneriz. Tamam. Gidebilirsin oğlum da. Bilgisayardan Tuna abine bir şey gösterecektin sen. Sor bakalım, acelesi var mıymış? Tuna abi, bilgisayarda iki kişinin acelesi yoksa ben Game House'a gidebilir miyim? Bir acelesi yok ya, sen git sonra hallederiz. İyi o zaman, biz gidelim. Bir şey istiyor musunuz dışarıdan? Gereken getireyim. Yok, ben bir şey istemiyorum ama Gönül ablana sor. Bir şey istiyorsa getirirsin. Gönül abla, bir şey istiyor musun dışarıdan? Yok canım, teşekkür ederim. Anne bir de şey, ben harçlıklarından biriktirdiğim parayla oyun almak istiyorum da... ...yani yetmiyor şu an. Üstünü sen tamamlayabilir misin? Yani bir tane alacaksan sorun değil de... Ha. ...sor bakalım Tuna abine, onun için bir sakıncası var mıymış? Tuna abi, ben oyun alacağım da üstünü siz tamamlayabilir misiniz? Tamamdır, problem yok. Siz konuşmuyor musunuz hala? Bir süre konuşmayı tercih etmiyoruz diyelim Merveciğim. Yani konuşmuyorsunuz. Çocuk gibi küstünüz mü ya? Ya çok saçma gerçekten. Hiç bu yüzden küsülür mü ya? Ya siz tartışırken beni ciddiye almamıştım yani. Ben de ciddiye almamıştım da Tuna abinizi biliyorsunuz işte. Böyle olur olmaz konuları fazla ciddiye alır. Ben bir şey yapıyorsam hakkıyla yaparım Gönül. Öyle uyduruktan hiçbir şey yapmam ben. Ne yani? Ben salapati mi yapıyorum demek istiyorsun? Onu mu demek istiyorsun yani? Münazaranın doğasında var bu Gönül. Yani gururuna yediremiyorsan hiç girmeyeceksin bu işlere. Münazaranın doğasında varmış. Münazarayı biliyoruz herhalde biz de. Ben Merve'ye yardımcı olmak istemiştim de... ...senin böyle içinden bir canavar çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Kabalaşmana gerek yoktu Tuna. Ay ben de münazara için kavga edeceğinizi hiç tahmin etmemiştim ya. Evet. Hem anne oyun bu. Niye bu kadar alındın ki? Oyun oyunluktan çıktı. Resmen Tuna abin suratıma böyle bağırdı. Böğürdü hatta. Ben mi bağırdım? Evet. Ben mi bağırdım? Evet. Gönül Allah'ını seversen ya. Ya ben niye sana bağırayım? Ben argümanımı savunuyorum. Argümanımı savunurken de sen bağırıyorum zannediyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü ben nefesimi, diyaframı kullanarak böyle geniş geniş alıyorum. O yüzden de sesim daha gür çıkıyor. Hitabette bu son derece önemlidir. Yaz kızım bunu bir yere. Yarın şeyde münazarada kullanırsın. Münazara amacından saptı ama Tuna. Böyle söylediği şeyler o kadar kırıcıydı ki anlatamam sana. Baba sen böyle her şey inanarak mı söyledin? Tabii ki inanarak söyledim. Ya kabul ediyor musun dersen yani gerçek olarak etmiyorum. Yani ben bana göre değil ama inanarak söyledim. Çünkü münazaranın ruhunda bu var. İnanarak böyle bir şeyi savunman gerekiyor. Bu Gönül ablanıza da 10 defa anlatmaya çalıştım ama bir türlü anlamak istemiyor nedense. Bence gayet kendi fikirlerindi. Münazara başlığına sığınma Tuna. O kadar inanarak söyledim ki sen bile gerçek sandın. Çünkü niye? Çünkü ben deneyimliyim. Çünkü ben lisede en güzel konuşan adam seçildim. Öyle mi? Evet. Neyse demek ki münazaraya sizinle hazırlanmak hiç iyi bir fikir değilmiş. Benimle değil, babanla. Babanı katmak çok yanlış bir fikirmiş. Ya Allah'ım sana sayem. Bana münazara anlatıyorsun Gönül. Ben lisede münazara takımındaydım ya. Ben lisede sadece münazara takımında değildim. Münazara kulübü başkanıydım. Hı. Senin münazara ne zamandı? Yarın. Ne yapacaksın? Yani anladığım kadarıyla bizimkilerle çalışmayacaksın. Bilmiyorum. Arkadaşlarımla falan bakarız. Aa, ne münasebet canım? Biz çalıştırırız sizi. Sen sadece babana söyle de diline hakim olsun. Lafın bu söylediğin Gönül.
Ya Allah'ını seversen laf mı söyledin yani? Münazarada dilime hakim olacağım ben yani. Çıkacağım yok yani. Ya baksanıza halinize, ben niye sizle çalışayım ya? Biz çalıştırırız seni kızım, merak etme. Hayır, istemiyorum. Sürekli kavga ediyorsunuz. Neyse Merveciğim, hadi sen arkadaşlarına güzel vakit geçir, çık. Biraz hava al, ben bir çaresine bakacağım. Ya aslında Haluk amcalara gidelim. Hem ben, Haluk amca, Tun abi erkekler takımı. Sen, Merve, Meltem abla da kızlar takımı olur. Zaten Merve'nin münazarası da 3 kişilik ekiplerden oluşacak. Hem gerçekçi olur. Aman Haluk ne anlar canım münazaradan? Hiç. Ben Haluk'un açığını kapatırım, merak etme Gönül. Öyle mi? Öyle. İyi o zaman, akşam güzel heyecanlı bir maç olacak. Yok canım, ne heyecanlısı, biz kazanacağız. Açık ara. Herkes bence çok iyi çalışsın. Argümanının ne olduğunu iyi bilsin, iyi çalışsın gelsin. Bu sefer acımam Gönül. Pardon, pardon. Acımaz mısın? Sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin galiba. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben katiyen Tuna ile katılamam. Nasıl ben katılamam ya? Katiyen çekemem seni bu hallerine. Hayır, ben münazaranın yapısının içerisinde bir şey var. Çirkinleşiyorsun. Çirkinleşiyorsun. Çok çirkinleşiyorsun. Ya hayır, bir dakika. Münazaradan bahsediyorsun. Yok, ben İşte bu! İşte bu! Biraz sessiz çalışır mısın? Konsantrasyonumu bozuyorsun. Bana ne? Ne yapayım yani? Allah Allah, ben çok güzel bir şey buldum. Akşam hiç şansınız yok Gönül. Görürsün. Öyle bir şey buldum ki mahvedeceğim sizi. Öyle mi? Evet. Sen göreceksin esas. Ben şahane bir şey buldum. Argümana öyle destekleyici bir şey buldum ki rezil kepaze olacaksınız. Benim kim olduğumu münazara göreceksin Gönül. Sen göreceksin. Gider misin şuradan? Notlarımı falan görmeye kalkma yani buradan. Öyle senin notlarından canım. Allah, oturmaktan ayağım şey oldu. Ona şey yapıyorum yani. Yemezler. Ne? Çaktırmadan buraya bakmaya çalışıyorsun. Görür ya oğlum. Neye bakayım senin şimdi notuna motuna? Allah'ını seversen ya. Akşam görüşeceğiz zaten ne olduğunu. Tabii orada görüşürüz. Görüşeceğiz. Biz kazanacağız tabii ki. Tabii ki biz kazanacağız. Tuna, benim münazarada kaybettiğim görülmedi. Tuvalete gideyim ben. Sayın jüri. Burada. Ne yapıyorsun? Sesimi açıyorum. İzin verirsen nasıl bir ses bulacağım onu bulmaya çalışıyorum. Sayın jüri, burada erkek sürücülerin kadın sürücülerden daha iyi. Maç için hazırlanıyorum Gönül. Ne var sesimi? Bir yere oturtmaya çalışıyorum. Akşam güzel bir göreceğiz. Göreceğiz. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Hacı ne zaman gidiyoruz Meltemlere? Çocuklar hazırlansın, çıkacağız birazdan. Ay Sayın Cüri. Tabii ki erkek sürücüler kadın sürücülerden çok daha iyidir. Evet, gidelim artık. Merve nerede oğlum? Bilmem, odasındadır. Yaptığımıza bak ya. Sanki bizim münazaramız var. Kendi derdimize düştük, kızı unuttuk Tuna. Ne alakası var Gönül? Yani biz de onun için çalışıyoruz burada. Evet ama gidelim bir bakalım kıza. Sonra da çıkalım gidelim Haluklara. Yani çok da şey yapmayın. Halletmiştir o kendi kendine. Hadi Tuna kalk. Ben şu cümleyi yazayım, ondan sonra ineriz Gönül. Ey, hallere bak. Hay bu münazarayı erkeklerin kazanması söz konusu bile değil Tuna. Bir kere konu bizim lehimize. Sizin hiç şansınız yok ki Gönül. Sıfır. Sizin hiç şansınız yok. Haluk var ortada. Haluk. Haluk kim? Münazara kim? Hadi gidelim hadi. Gel şu Merve'ye bir bakalım. Tuna kalksana hadi. Bir dakika. Anne bakacağım senin notlarına. Saklayıp duruyor. Ben de müsaade isteyeyim. Aa baba dur. Gitme. Niye? Gitme. Birazdan gönüllülerle çocuklar gelecek, münazara yapacağız. Jüri olursun. Münazarayı çok severim. O zaman kalayım. Ama biliyor musun, ben mülkiyedeyken böyle çok münazara maçlarına katıldım. Bu sayede okul gezdim hep. Hepsini de kazandık. Ama bu o kadar önemli bir şey değil. Yani maksat çocuklara yardımcı olmak. Merve'nin yarın böyle münazara maçı varmış, o yüzden yani. Olsun damat, biz işi ciddiye alalım. Kızım sen oradan birkaç tane dosya kağıdı getir. Ha bir de kalemler getir, böyle renkli kalemler. Farklı renklerde olsun. Hani takımları ayırt etmek için. Tamam, git. Müsteşar Kemal amca olaya el koymuştu.
Ne haber Meltem? Tunacığım, şimdi tartışacağız ve fikirlerinin ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksın. Merhabalar. Neden yanlış olsun Gönül? Neden yanlış olsun? Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsun. Aslında problem bu. Ne oluyor? Sınırıp ne haber Kemal abi? Buyurun. Gelin çocuklar. Hakikaten ne oldu? Olduğunu anlatabilir mi? Ha. Ya sorma Haluk amca ya. Güya beni çalıştırmak için evde münazara yaptık ama kavga çıktı. Ya o zamandan beri de evde soğuk rüzgarlar esiyor. Konumuz ne? Kadın sürücüler mi yoksa erkek sürücüler mi daha başarılıdır? Biz kadınlar olarak kadın sürücüleri savunuyoruz. Biz de erkekler olarak erkek sürücülerin daha başarılı olduğunu savunacağız. Güzel, başlayalım o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarım.